Merhaba, Ankara'da yoğun geçen haftada HDP, herkes için adalet kampanyasının startını verirken muhalefet partileriyle görüşme trafiğini de sürdürdü. Herkes için, her yerde, her dilde, her zaman adalet. Çözüm ve adalet mücadelesinde sonuna kadar ısrar edeceğimizi buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Başlattığımız kampanyamızda tüm adaletsizlik alanlarına değinecek, görecek eylem ve etkinlikler planlıyoruz. Muhalefet arası bir güç birliğine, bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki Kürtlere bu ülkede hukuk yoktur, ayrımcıdır. Bugünün resmi de bu şekilde tarihe not olarak düşsün. Kürt eğer Türkiye büyüyorsa o zaman bu büyümeden neden kadınlar payını alamamış? HDP sokakta dayı 11 haftayı geride bıraktı. Milletvekilleri ve il ilçe örgütleriyle tecritten açlık grevlerine birçok konuda devam eden hak ihlalleri konusunda alandaydı. Ana Muhalefet Partisi'nin bu hukuka aykırı, ayrımcı, eşitlikçi olmayan düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu gerçekleşti. Adalet bu ülkede herkese lazım olacak bir kavramdır. Devlet olarak sizi dinlemeyen gruplar kimler? Kitapların dile getirdiği taleplerin tamamını sahipleniyoruz. Talepleri taleplerimiz ediyoruz. Görünmez ki hatta nehab nastamaya ve Sıklık ve hizu kavideki mesindaya tek hoşuna azadi, aşidi ve demokrasi. Kişi burada ekmek yiyor, soruyorum size. Buraya gelen kadınlar, çocuklar ekmek yiyor, susun. Mücadeleyi bırakmayın. En önde yürüyün. Eğer direnmezseniz burada yaşam hakkınız yok. Kadınların bu haftaki gündeminde kadınlar için adalet kampanyası, açlık grevleri ve cezaevlerindeki uygulamalar vardı. Yıkar! Yıkar! Kadınlar konuşuyor! Birleşen kadın yapılarımızla birlikte cinsiyetçi, militarist, kadın düşmanları politikalara karşı kadınlar için adalet diyoruz. Tüm seçilmiş kadın yoldaşlarımızın özgürlüğü için, yaşam hakkını savunmak için, öz savunma hakkını kullanan tutuklu kadınların özgürlüğü için, cezaevindeki hak gasplarının ortadan kalkması için mücadelemizden bir an olsun geri adım atmayacağız.